Sigara kullanımı birçok hastalığın nedeni olarak bilinmekte. Şöyle ki başta akciğer hastalıkları olmakla özellikle kovan hastalığının en sık nedeni sigaradır. Bunun dışında kanserlere yol açmakta. E, solunum sistemi hastalıklarındaki olan kanserler akciğer kanseri, larynx kanseri, e, ağız, e, dil, diş eti kanserine, mide kanserine, mesane kanseri, e, yani pankreas kanseri, e, birçok kanserlere ve e, kalp damar sistemi hastalıklarına yol açmaktadır. Çocuklarda e, sigaraya e, kullanması ya da e, pasif olarak e, sigara içiciliğine maruz kalması e, çok ciddi oranda e, hastalıklar oluşturmakta. Şöyle ki çocuk vücudu e, sigara e, daha hassas olduğu için solunum sistemi e, daha e, hızlı olarak e, hastalıklar ortaya çıkmakta ve e, astım e, kronik bronşit gibi hastalıkları e, tetiklemekte ve erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaktadır. E, gebelik döneminde de çok sigara içen hastalarımız vardır. Gebelik döneminde sigara içilmesi ya da pasif olarak sigara dumanına maruz kalınması bebekte çok ciddi e, sıkıntıların ortaya çıkmasına, şöyle ki erken doğumlara, e, bebekte solunumsal problemlerin ortaya çıkmasına, e, gelişim geriliğine, zeka geriliğine, bebekte beyin kanamalarına e, ve diğer kalp damar sistemi hastalıklarına neden olmaktadır? Türkiye'de tütün kullanım oranı erkeklerde yüzde 48, kadınlarda yüzde 15'tir. E, fakat e, bir de tütün kullanma e, yaşı düşmekte. Şöyle ki 18-24 yaş aralığındaki gençlerin düzenli olarak e, tütün e, ürünlerinin kullanma oranı yüzde 32'lerde. E, bunun dışında e, pasif içicilik de çok yüksek oranlarda. Her ne kadar kapalı ortamlarda e, sigara içilme yasağı bulunsa da halen çocukların yüzde 40'ı, Sigara içmeyen kadınların ise %33'ü pasif etkilenim altında. Türkiye erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi. Elektronik sigara ilk başta piyasaya sürüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede sigara bıraktırma ürünü olarak piyasaya sürülmüştür. Fakat bu konuda yapılan özellikle yakın dönemde yapılan çalışmalarda 4 toplum bazlı 5 klinik çalışmadan alınan sonuçlarda elektronik sigaranın da diğer sigaralar kadar zararlı olduğu yine kanserojen sitotoksik ve toksik etkilerden ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Yani kesinlikle e, elektronik sigara, sigara bıraktırma ürünü değildir. E, sıvıyı e, buhara çeviren bir sistem özelliğine maliktir. Ve e, yine de tütün ve diğer kimyasal maddeler içerdiği için e, ciddi bir e, yan etkiye sahiptir. E, i̇nsanlar nargilenin daha zararlı olduğunu düşünüyorlar. Fakat nargile e, e, dumanı daha yoğun e, içeriye malik olduğu için e, ve daha hızlı inhale edildiği için e, nargile e, dumanı da, tütüsü de sigara kadar zararlıdır. Bir nargile içimi 100 veya daha fazla sigaraya denk gelmektedir. Uzun dönem sigara içenlerde solunum sistemi hastalıklarından başta olmakla dedik koah, astım, kronik bronşit gibi hastalıklar ya da kanser ortaya çıkmakta. Sigara içen hastalarda geçmeyen bir öksürük varsa sırt ağrısı varsa Giderek artan nefes darlığı varsa mutlaka kanserden ya da kronik e, obstrüktif akciğer hastalığından kuşkulandırılmalı ve e, doktora başvurulmalıdır. Sigara e, bırakılması çok zor fakat imkansız değildir. E, sigarayı bırakmak için özellikle e, sigara içen kişinin bunu istemesi lazım. Sigara e, bırakılmak istedikten sonra e, destek tedavilerle ya da medikal tedavilerle e, bırakılabilinir. E, fakat bunun için e, yani uzman görüş alınmalıdır.